Şimdi Güven Çoca ile başlayayım tabii Zeki evet. abi, Serdar. Hocam maçı izledik. Hep beraber hem de. Tabii savunma zafiyeti var. Yani çıkan 11 farklı bir 11. Ama bu değil tabii. Beşiktaş'ın stoper attı. Değişecektir. Belki bir transfer takviyesi yapacaktır Şenol Hoca. Ama gördük ki yine hücumu çok iyi yapan bir Beşiktaş. Buyurun. Ya zaten öyle. Şimdi 2-0 iken bile ben dedim yani mutlaka bir değişiklikleri yapacak. Golü bulacaktır. Ya eleyecektir. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Bursaspor'u ilk önce bir kutluyorum. Kemal Hoca'yı veya ondan evvel hoca var mıydı bilmiyorum. Fizik olarak Beşiktaş'tan hiç aşağısı yoktu. Şanlıurfa zaten ya şey, var ya. Ligin yani zirvesinde. Çabukluk, İyi sürat, takım. Dayanıklılık falan hepsi. Abi. Son 15 dakikada da Beşiktaş daha başka şey baskılı oynadı falan ama onlar da belki şey olarak mantalite olarak biraz geriye çekilmiş olabilirler. Şimdi Beşiktaş takımı bu savunmayla hiçbir şey olmaz. Trabzon'dan yediği gollere bak. Adam kafayı vuruyor. İki kişi var Trabzonspor'dan. Beşiktaş'ta hiç kimse yok. Stoperler yok ortada. Burada yine bir tanesine yine Necip biraz çarptı yani. Ama öbür golde falan kimse yok ya. Yani santfor dediğin, bak şimdi Mustafa Hoca'nın kulağı çınlasın. Bizim Osman, Kaptan Osman vardı Kocaelispor'da. Hep dermiş ki arkadaş, ben kafa topu ben anlamam diyormuş yani. O ceza sahasına geliyor ya. Santfor'un yanında olacaksın. Bir metre ileride, binler geride. Hani ben topa vuruyorum falan yok. Çok güzel bir şey yapıyor. Mustafa Hoca'nın artıları var. Ceza sahası içinde forvetleri kimse, tamam mı? Yanında olacaksın arkadaş. Burada kimse yok ya. Böyle bir şey var mı? Olmaz. İki. Şimdi Gökhan'ın da kulağı açındasın. Geçen gün şeyde o zirvede konuştuk. Bu Masavku denen adam var ya. Fazla futbolcu herif. Bu niye gidiyor? Şimdi oyuna girecek. Şimdi şeyden evvel maçı 0-0'dı galiba. Serdar'la konuşuyorduk. Dedi ki Masavku ile Enkudu girer oyunu çözer dedi. 2-0'dan sonra. 2-0'dan sonra. Şimdi Enkudu zaten öyle. Enkudu'yu oynatmıyor. Bir sürü dedikodular var, şunlar bunlar var. Masaoku'yu sildi. Gidecek diyor herkes %99. Ya nereye gidiyor abi? Yani şimdi bir bakıyorsun, iki tane bizim çocuklarımız onlarda. Tabii sol bek iki tane adamımız var. Ama Masaoku'yu koyuyorsun yüzlerinden 100 sonra öbürleri 70-65 falan yani. Nasıl onu gidiyor? Niye? Ben anlamış değilim yani. O oyuna bak. Bizde yanlışlık şu var. Bizde herkes şunu söylüyor. Stoperler ayağı iyi olacak. Stoperler işte yumuşak olacak. Böyle bir şey yok ya. Oyuna iki tane bek oyuna sokar takımı. Bu da Masaoku. Ben burada 20 defa 30 defa söylemişimdir. Herkes sol bek nasıl oynayacak? Abdullah Ercan'ı seyretsin. Nerede bizim Trabzon'un fena? Abdullah Ercan nasıl oynuyor ona baksınlar oyun şeyine. Masaoku'ya baksınlar. Yani adam o kadar beğeniyorum. Abdullah Ercan gibi bir oyuncuyu şu anda 40 şimdi, milyon euroya alamazsın. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya oyun şeyin mantalitesini anlatıyorum sana. Şu ama. Da var tabii. He? Özür dileyerek sözünü kestim. Mesela taraftarlar Zeki abi, Serdar Delali ile Ersin'e protestoda bulundu. Ya Ersin neyine protesto? Delali ile Ersin'e nasıl yapabilir Ersin o gollerde yani? Kurtardı sen ama tabii son daha golü. Derinlemesine anlatırsın durumu da. İlk 0-0 iken bir kurtarışı var Ersin'in. İnanılmaz çıkardı. İnanılmaz çıkardı. Yani şimdi kalkıp da bütün faturayı Necip'e, yani bütün takımlarda olduğu gibi Beşiktaş'ta da böyle öz evlatlara, Türk oyunculara böyle skor kötü giderken, işler kötü giderken fatura kesme var tribünlerde. Ama sadece Beşiktaş değil, bütün tribünlerde böyle. Yabancı oyuncular el üstünde tutuluyor. Oysa savaşan, daha az kazanan, takımın bütün yükünü çeken Türk oyuncular. Yabancılar hep böyle birinci sınıf muamelesi görüyor. Ama oyun 2-0'a geldiğinde sahada yürüyen oyuncular vardı. Hoca müdahale etmeseydi bir felaket olurdu. Ama diğer taraftan da Şanlıurfa Spor evet, üçüncülük seviyesinde belki ama gerçekten o grupta da kafa kafaya gidiyor hepsi. İşte, Erok Spor, Ahmet Spor Erok, ve üçüncü sırada bu. Yani Hüseyin Hoca çok büyük bir hata yaptı bana göre. Takımın en iyisi Behlül Aydın 59'da çıkardı. Ondan sonra Beşiktaş'ın golleri art arda geldi. Oyunun bütün yönetmeni şey Kemal gibi. Kemal Kılıç ya. Kemal Kosun. Kemal Kosun. Şey hoca diyorum. Sen Samsun Spor maçını söylüyorsun. Hayır şey hocam. Diyorum ya. Bu maçta. Bu maçta Kemal abi. Kemal Kılıç ya değil mi? Behlül ya Trabzon'un kiralık verdiği oyuncu var ya 10 numara. Oyuncu yok diyor. Yok futbolcu şey teknik direktör Kemal Kılıç değil mi ya? Hayır. Hayır. Kemal Tosun. Kemal Tosun. Öyle mi? Ben Kemal Kılıç yok, biliyorum ya. Kemal Tosun. Neyse Kemal'i tuttu. 59'da ya. Çıkardı 2-0 iken. Kulağı çınlasın Kemal abi. Bütün hamşik gibi top oynuyor. Yemin ediyorum bakın o 2-0'da nasıl takım organize
Ya kazandığım gözüyle mi baktı? Sağın en iyisini çıkardı. Beşiktaş ondan sonra değişikliklerle birlikte daha öne gidemez oldu şey. Oyunu bocalamaya başladılar. Yani sahanın liderini aldın dışarıya, en iyi oynayan oyuncunu, ondan sonra da kaybedersin. Zaten geriye yaslandırdı Beşiktaş seni. Ya işte burada hoca tamam, iyi kondisyonu var, her şeyi var. 2-0 öne geçti ama iki tane böyle çok da böyle net olmayan pozisyonda gol buldular. Beşiktaş'ın tabii ki savunma hatası da var. İlk golde zaten Necip'e çarpıp Ersin kontrbiyede kaldı. Hani ikinci golde... Kemal Kılıç ya. He? Kemal Kılıç hoca. Ben doğru söylemişim. Doğru söylemişsin. Kemal hoca diyoruz işte ya. Kemal hoca. Neyse Kemal'i... Kemal hoca. Kemal hoca da tebrik ediyorum. Abi Allah'tan Kemal'i tutturabildik ha. Ama ben buldum. Yemin ediyorum. Hayır, hoca gelse o kadar kafamıza isim var ki. Ama... Şöyle söyleyeyim. Ben kaç maç izleriz Kemal abi? Bugün... Alınma Kemal ya, hocam. Evet. Futbolcuları ben tutmam da. Biliyorsun hep Haldun'a soruyorum futbolcuları da. İsimle ben hayat tuttum ama Kemal Kılıç'ı biliyorum. Hem iyi antrenör hem iyi bir kardeşimiz. Kemal Kılıç Adana Spor'la anlaşmış diyor. Evet, bir dakika. Nasıl? Ya, eskiden ya o 50 defa Kemal, Adana Spor'da. Kemal Kılıç bıraktı. Kemal Tosun mu? Kemal Tosun hoca geldi. Kemal evet. Tosun. Hocam beni de yanılttın. Öyle mi? Kemal Tosun neyse. Ama yok. Şanlıurfa Spor'un teknik direktörü Kemal Tosun'dur. Bir dakika. Şimdi Güvenç abi tabii hakikaten. Bu hafta mı değişmiş? Yok. Onun aklında Kemal Kılıç kalmış. Doğru. 2-3 hafta evvel Kemal Kılıç Hoca vardı. Evet. Biz Kemal Kılıç Hoca'yı bilmeyen yoktur. Çok da tabii bir insandır. O liglerin gitti, kralıdır, iyidir. Tosun, yani Kemal Tosun Güvence Hoca. Kemal Tosun. Ya bu Adana zaten... Spor'da var ya. Bizi de şaşırttın. Hocam bizi de şaşırttın. Kurban şey vardı Tosun. Orada, Beşiktaş'tı bizim. Kemal Kılıç da Adana Spor'la anlaştı yani. Bak, Beşiktaş'ın hocası oraya gitti ya bizim. Neydi? Karaveloğlu. Ayrıldı hocam oradan o. Ya ne oluyor? Adana Spor'da da var ya 5 tane... Maçı tekrar izlerlerse Behlül'ü bir izlesinler. Takımı nasıl idare ettiğini, nasıl yönettiğini bir maestroydu. 59'da niye çıkardın oyunu? Ya şey diye düşündü. Biz bu maçı kazandık gözüyle mi baktı? Ne yaptı? Ondan sonra Şanlıurfa Spor öne gidemez oldu. Geriye tamamen yaslandı. Oyun lideri olmayınca bitti. Ama hocanın Enkudu mesela. Enkudu ve Vegors. Ya şimdi Şenol Hoca şöyle düşünmüş. Ya biz bu takımı nasıl olsa yeneriz. Futbolcular da böyle hani çok sıkmadan, yormadan kendimizin maçı kazanalım gözüyle baktılar. Üst üsteki gol gelince tabii ki hem tribünlerde şok bir durum ortaya çıktı hem de sahada. Sonra işte ikinci yarı asıl Beşiktaş'ı aslında ilk yarının son 15 dakikasında müthiş bir baskı kurdu. Yani orada Beşiktaş'ın maçı kazanacağını anladık. Şimdi niye biliyor musun? İkincim bak. Getson'la iki tane koşan, mücadele eden adam Necip. Beğenmiyor ya kimse. Yine top çarptı falan. İki tane koşan adam orada şeyli boyuna ısırdılar. Hatta Necip bir ara şey asist yaptı. Ne yani pas verdi şey kaçırdı Cenk Tosun son dakikalarda. Yani iki tane koşan orta sahayı toparlayan adam vardı. Şimdi bir Serdar'a dönelim. Evet. Sarıdağ'a. Şimdi Beşiktaş'ı nasıl gördün? 1-2 Ozan Tufan meselesi. 3 Dele Ali'ye tepkiler, Ersin'e tepkiler tribünlerden. Bugün full seyirci yoktu ama yine kendini ve sesini duyuran bir taraftar kitlesi vardı o kemik Beşiktaş taraftarı. Hani buz yağsa da gelecek senin tabirinle. Şimdi hocanın moral motivasyon nasıl? Takım nasıl? Nasıl bir hazırlık dönemi geçmiş? Deyip sana şöyle sözü bırakayım. Bak hocam şu an görüntüde ne var? Dele Ali oyundan çıkıyor. Bak Dele Ali yedek kulübesinde. Hiçbir tepki de göstermedi. Oyundan çıktı, gitti oturdu. Hocaya da bir şey demedi. Birincisi yarın yapılması bence gereken ilk iş... Eğer mümkünse, eğer Dele Ali'nin kontratında buna bir imkan varsa yarın hemen sözleşmeyi feshedeceksin. Çünkü bu adamın Premier Lig'den gelen ve Şenol Hoca'nın da dediği gibi aslında senin yerin Katar'daki İngiltere milli takımı olması gerekirdi dediği bu Dele Ali'nin bu şekilde Türkiye'de ıslıklanmasını ben gerçekten üzülüyorum. Yarın sözleşmeyi feshed, adamı gönderin İngiltere'ye hakikaten üzülüyorum. Dele Ali'yi oynatıyorsun. Arkada olmayan bir orta saha, onun arkasında olmayan bir stoper hattı. Necip'le Emrecan. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Güvenç Hoca kızacak. Ya mesleği Montero, mesleği stoper bari Montero oynadı. Bırak Allah aşkına ya. 5-0 olurdum Montero. Ya Güvenç Hoca bir şey söyleyeceğim abi sana.
Şimdi Şenol Hoca rakibi biraz şey yaptı belli ki. Evet. İlk yarı dedi ben bu çocuklara bir... Ama tahmin etmedi bu kadar iki tane üst üste yiyeceğini bence. Aynen. Ve aslında maç 0-0 iken yönetmenlerimizden biri olan sevgili Özgür bana dedi ki abi dedi ben dedi Redmond'u böyle hiç sinirli görmedim dedi. Atiba'ya da bağırıyordu, orada savunmaya da bağırıyordu. 6. dakika mı, 5. dakika mı ne? Dedim ters gidiyor işler. Nasıl ya dedi. Dedim bak. İki de golü bak. Aykut, gol de yiyebilir dedi. Aykut İnce dedi ki odada şey olur mu dedi. Özgür dedi ki yok dedi. O kadar da değil. Ne olur mu dedim ben. Hani ters bir skor olabilir mi? Yani Urfa turu geçebilir evet, mi dedim. Evet dedi. Çünkü sıkıntılı Beşiktaş. Özgür dedi o odadan çıktı. Özgür de dedi ki bak dedim Özgür. Suudi Arabistan Arjantin'i yendi. Şu Dünya Kupası'nı alan Arjantin'i turnuvada yenen tek takım Suudi Arabistan. Bu işler belli olmaz dedi. Ama sonra da dedik ki geri dönüş olur mutlaka. Olur. Ama bak bu işler alır. Belli olmaz. Söyledik. Bak savunma. Hocam Necip, bak Necip iyi bir oyuncu kabul ediyoruz ama taraftar Necip'i sahada görmek ister o ayrı. Kulübede de görmek ister, kadronun içerisinde görmek ister. VFK'dır indirimler yaptırdı falan pandemi dönemi bunu kabul ediyoruz. Ama taraftar Necip'i stoperde görmek istemiyor. Öbürleri? Sen teknik direktör olarak sokabilirsin. Ondan iyi desene bak, bana ya. Bak ya hocam sen sokabilirsin. Ama bir gol yerinde o faturayı yine ona kesecekler. Böyle bir riski var abi çocuğun. Ama işte o da haksızlık değil mi yani? Haksızlık tabii. Ben ne diyorum? Hoca diyor ki Wellington var. Aykut, Deli Ali ıslıklanıyor. Yani Ersin, Necip, Redmond, Vegos diyecek ki ya Deli Ali'nin ıslıklandığı yerde bana ne yaparlar kim bilir? Ya Deli Ali'ye de yazık doğru söylüyorsun ama ya gönder adama ya. Bu kadroyla bu oynamaz. Sen o bu adam bu kadronun oyuncusu şey değil. Söyledin, hocam evet. Sen Deli Ali stoperlerle bu şimdi Deli Ali gidip dese ki Şenol Hoca sen beni niye ikinci yarıda oyuna soktun adamları oynatmadın? He bravo. Bak tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum. Bak vallahi çok güzel bir şey söyledin. Ben bak benim bravo. Adım Deli Ali. Ben bu tayfayla bu çocuklarla antrenman kazanacak adam değilim. Ben şu adam böyle bir adam değilim. Diyebilir adam aslında. Ya beni oynasana onlarla. Oynamıyor. Ya niye oynamasın değil ama ya? Çok güzel bir şey söyledi bak. Hayır güzel söyledi de. Oynamıyor. Öbür kadroda oynasaydı. Çekince kahrı yok ki Deli Ali. Abi ya, adam bakıyor bir kadroya böyle. Yedek kulübesi öbür kadroya böyle bakıyor. Keşke orada ben olsam diyor. Acaba diyor mu? Ya soluma koyayım kuduyu. Demez mi ya? Ligde der de. Ya demez mi ya? Şanlıurfa maçında der mi? Soluma koyayım kuduyu. Önüme koy ve kostu. Yanıma ben cenk. Ben de olsam öyle söylerim. Ya Messi'nin arkasına ne yaptılar? Paul'ları koydular, işte şeyi koydular. Nedir o? Bir sürü genç çocuk koydu. Yeni bir jenerasyon geldi. Ulan dedim Messi abinize pas vereceksiniz dediler. Resmen özeti bu. Deli Ali, stoper hattı Necip Emrecan önde. Yorgun Atiba önde Deli Ali. Deli Ali'yi kazandıracağım maç bu maç değil. Bu Deli Ali'nin bitirileceği maç olur. Böyle de ıslıklanır. Ne olur yarın sözleşmesini... Fesedin gönderin adamı üzülüyorum ya Premier Lig yıldızlarından biri ya neyi üzülüyorsun sene. Gene parasını kazanıyor şu haliyle Premier Lig'de oynayabilir mi Allah para aşkına para bir yerde ya abi para bir yere kadar düşüşteki bir oyuncu para bir yere kadar abi zaten düşüşte ortalarda görünmeyen bir oyuncu geldi adam şunu demez oynamıyor. Ya abi ben burada para alıyorum Şenol Hoca kazanamıyorsa adam zaten kimse kazanamaz o zaman gidip şeyde yatardı da Everton'da yatardı abi böyle bir niyeti olsa olabilir oynamak da ister tabii her futbolcu oynamak ister umudu var mı sence Şenol ama Şenol Hoca kazanamıyorsa Deli Ali'yi ki defalarca söyledi. Kimse kazanamaz o zaman. Şey demek ki ya zaten Zeki abi. Bak. Eğer Deli Ali Şenol Hoca kazanırsa seni eksi el ele Premier Lig'e gider. Bak. Premier Lig der ki ya aynısını, hocam sen bunu nasıl kazandın? Sen Şenol buraya Hoca ya Şenol Hoca ya. Bunu hem kendi fikrim olarak hem senin fikrin olarak bunu söyleyeceğim. Deli Ali otururken Serdar Sarıdağ dedi ki diyeceğim ben de aynı düşüncedeyim. Şenol Hoca'ya söyleyeceğim bunu. Keşke ben bu kadroda oynasaydım. Değer ya futbol. Yönçem Deli Ali Şenol Hoca mı kazanmalı? Önce Deli Ali mi hocayı kazanmalı? Hayır böyle koyarsan onu. Şimdi sen ben falan Deli Ali çıksak kameraman arkadaşlarla yine aynı. Fark etmiyor yani. Tabii canım. Oynayamaz abi. Oynayamaz. Olmaz diyorsun hocam. Olmaz. Ama gayret de göremiyoruz hocam ya. Olmaz. Ya sahaya çıkarken abi. Ben zaten i̇steksiz moralim bozulur ya. İsteksiz oyun. Adam kadroyu görüyordu belki o yüzden isteksiz bravo. Olabilir. Ya ben bazen bak, diyorum ikinci ya. Yarı kadrosunu ikinci yarıdaki 11'i say. Üçüncü isme geldiği zaman 1-0 yeniliyor zaten. Daha ama Urfa oynamadan yeniliyorsun. Yaptı ya. Öyle bir psikolojik baskı kuruyorsun bak, o kadroyla. Bak şimdi bizi neydi? Ben santfor oynuyorum değil mi? Hoca da özelleştiri şimdi, yaptı yalnız tercihleriyle ilgili de. Zeki bak bir şey söyleyeceğim. Ben santfor oynuyorum değil mi? Takımı açıkladı değil mi? Eyvah arkaya baktım şimdi. Kaleci, stoperler. Ben şimdi var ya iki tane atsam üç tane yeriz.
Bak böyle düşünüyorum. Der mi ya? Der tabii. Mi? Veya der. Kaleci. Bir bakacak öndeki stoperler ortası. Eyvah yani. Ben hatta diyorum yanlarım ağrıyor. Ap falan deyip ısınırken çıkarım diyorum yani. Şimdi böyle düşünür tabii. Çık, olmaz bunlar. Biraz abartıyoruz ama herif der ki ulan ne yapacağım ben bunlarla ya? Ya önümdeki adamlara bak. Şimdi tabii ki Mert şeyden Ersin'den daha tecrübeli, daha iyi bir kaleci. Mert inşallah milli takıma tekrar gider düşünüyorum. Şey de Ersin de şampiyon takım kalecisi ama bir bakıyor şimdi önüne. Eyvah eyvah eyvah. Bir tane Türkiye'de bir Süper Lig'de yerli bir oyuncu, ismini vermeyeceğim tabii de. Bir kanat oyuncusu dedi ki ya dedim neden dedim çok fazla eskisi gibi öntel abi ne yapayım dedi. Arkamdaki oyuncu gönderildi. Arkamdaki oyuncu bir dönüyorum. Yok dedi. Yok, olmuyor dedi yani. Yalnız bak, bana bir şey gelmiyor söyleyeyim dedi. Mi? Bir şey söyleyeyim mi? Şenol Güneş Dellali değil de Cenk Tosun'u öyle bir kazandı ki Cenk Tosun'un maşallahı var. Yemin ediyorum ikinci baharını yaşıyor. Çok gol atar. Müthiş oynuyor. Doğru doğru. Müthiş. Yüreğiyle oynuyor. Evet. Müthiş oynuyor ya. Ya golcü adam. Aynen yani. Golcü adam. Güvenç Hoca. Diyorlar ki bu Weghorst'un bonservisini ne yapıp ne edip nasıl alalım falan. 10 milyon euro. Yakın zamanda görüştüler, indirim kabul etmediler. Yakın zamanda. Bu Dünya Kupası'ndaki 2 golden önce indirimi kabul etmediler, şimdi hiç etmezler. İnşallah etmezler. 10 milyon euro bak, 10 milyon. Adam da yıllık 4 ister. İster. Ben size söyleyeyim. 3 senelik kontrat ister. Senin önce yapman gereken ne biliyor musun? Bence Cenk Tosun'un artı biri var. Cenk Tosun sezon sonu istese gider. Artı biri var. Sen önce Cenk'in artı birini bir eklet. Herhalde bu maçtan sonra... Ya abi böyle bir şey... Bak hem içeridekine katkı sağlıyor, hem kendine katkı sağlıyor, hem takıma katkı sağlıyor. Ya herhalde yani ya bu tartışılmaz ki. Bunu daha ne yapsın? Ya sen Weghorst'tan önce bir Cenk'le anlaş. 14 milyonu koyacağına bir Cenk'i al. Sonra Weghorst'a gel. 10 milyonken zaten alamazsın. Böyle bir kasa yok. Ya olsa ne olur? Bir şey söyleyeceğim bak. Ben dedim ki Cenk... Ama enseyi karartacak bir durum yok. Yani formsuz halinde dedim ki Cenk daha şeyden müthiş fazla oynuyor. Gol atar dedim. Yani evet. Gol atar dedim. Bir de Güvenç Hoca şunu eklemeden edemeyeyim. Bak hakikaten dayanamıyorum. Antrenmandayız. Kampta Avusturya'da Valerian İsmail basın toplantısı. Kamp değerlendirmesi. Allah razı olsun. Mümkün olabildiği kadar bizleri idmanları açtı. Efendim işte notlarımızı aldık. Enteresan bir konu vardı. Dedik ya dedi ben dedi idmanları basına kapatmayacağım. İlk yarım saatinde görüntü alsın. Fakat son yarım yani ilk yarım saatten sonra bütün herkes kameralarını kapatsın. Cep telefonlarını bıraksın. Fotoğraf makinelerini bıraksın. İdmanı seyretsinler. Dedik ki iletişimci arkadaşlar neden dedik? İşte taktik çalışacak. Ya peki dedim kameraları koyduk. Cep telefonları koyduk. Fotoğraf makinelerini de kapattık. Bizim gözümüz var. Ağzımız var, dilimiz var. Ha hoca şunu mu demek istiyor? Nasıl bu Türk basını taktikte falan anlamıyor futboldan. Onu mu demeye getiriyor? Ama aklı onu demeye getirebilir. Çünkü öve bitiremediniz siz Beşiktaşlılar hocayı ilk geldiği zamandan son zaman, dönemine kadar. Onu söylüyorsun. Herkes. Bir zaman, tane eleştiren de görmedim. Genç, başarıya tamam. Aç, idealist. Sizi. O zaman şunu söyleyeceksin. Evet. Serdar Sarıdağ 2 nokta üst üste şunu söyledi. Bravo, Sercan Dikme 2 nokta üst üste şunu söyledi demen lazım. Madem genel konuşuyor. Genel kanıdan. Ben size ne dedim? Valerian İsmail iyi bir taktisyen olabilir. Ama ne? Asla bir takımı idare edemez. Evet hocamın çok güzel bir bak, başlığı asla var. Asla bir takımı idare edemez dedik. Şimdi bir, ikincisi bak kamptaki ikinci noktaya geliyorum. Ya ama dedim ki hocam müthiş. Ben size bir soru soracağım. Müthiş baskı yapıyor falan. Bak ben size bir soru soracağım. Bu soru benim sorum değil. Taraftarın sorusu. Hocam bu savunmanın hali ne olacak dedim. Cevabı ver reklamlardan. Halen sonra. Aynı bak savunma. Peki reklamlar. Şimdi Valerian İsmail tartışmasıyla bıraktık. Serdar orada işte kamptaki basın toplantısındaki sorulara verdiği ya da vermediği yanıtlar üzerinden bir tartışma konusu açtı. Artık Valerian İsmail defteri kapandı. Ama yok defter onunla ilgili değil. Konuştuğum nokta bugün devam ediyor hali. Hmm. Hocam ne olacak bu savunmanın hali? Taraftar... Sen mi yaptın transferi? Hoca sen miydin? Yok. Niye yapmadı? Stoper sorunu var işte, hocam savunma sorunu var. Biz de buradan söylüyoruz. Kaç sefer söyledik. Düşündüm. Bak halen devam ediyor. İşte yani ama söyledik senin... mi orada? Daha başlamadan dedi ki stoper alsın yetmez bir tane. 50 defa söyledim. Hayır bak şimdi Güvenç dedi hocam. Allah var duydun mu? Evet. Güvenç abi Beşiktaş'taki en büyük hata şu. Denildi ki elde 6 tane stoper var elde 5 tane. Ya bakın şu sayı adet üzerinden konuşmayın. Bir kere eldekiler stoper mi değil mi? Eskiden stoperdi.
Şimdi stoper özelliğini kaybetmeye başlamış bazıları. Yani sana bir yararı yok, sana bir katkısı yok. Senin gibi büyük bir takımın stoperi durumunda değiller artık. Stoper taklidi yapıyorlar ama. Evet, bunu kabul ettiremedik. Bunu kabul ettiremedik. Stoper taklidi. Şimdi gene bir Zeki abinin dediğini övüyorlardı. Evet. Hadi ben hiç övmedim. Ben dedim ki bu genel takım... Genel kanı oydu son abi, döneme kadar. Ya beni genele katma. Sezon ben, başı biz burada dedik ben ki bak... Dokuz, hayır ben Zeki abi, ben dokuz tamam, köyden kovulan adamım. Bak, ben dokuz köyden kovulan adamım. Şu ekranlarda sezon başı dedim ki Beşiktaş... Valerian İsmail'le vakit kaybediyor. Şenol Güneş'i getirirse dedim Beşiktaş sezona dedim. Umutlu başlar. Onu sen dedin. Vakit kaybı. Onu bak sen ne dedin. Oldu? Bak, Şenol Güneş geldi en sonunda. Sen ama, dedin. Ama Beşiktaş muhabirleri de yok öyle bir şey. Şenol Güneş düşünülmüyor. Diyerek hep Valerian İsmail'i ya destekleyip çocuk... Beşiktaş yönetiminin de kafasını tamam, karıştırdı. Tamam Zeki ben seni bir anlatayım. Ben, tamam ben bir anlatayım. Valerian İsmail'cim. Çocuklar işlerini yaptı. O gün Şenol Güneş yoktu. Sen istiyordun belki tamam. Sen ben istiyordum gelsin. Çünkü tamam, o Türk futbolu açısından Fatih Terim'in de, o Şenol ayrı. Güneş'in de, Ersun Yanal'ın da, Aykut Kocaman'ın da takım çalıştırmaması gücüme gidiyor. Ama önemli olan senin veya benim isteyip istemediğimi. Önemli olan Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun yaptığı bir plan vardır. O olur olmaz. Ben halen Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun yaptığı planın arkasındayım. Ama isim Valerian İsmail olmuyor. Eğer Valerian İsmail olacaksa dedik ki ya bu kadroyu bu adam idare edemez. Bir dakika ya pardon özür dilerim. Sen diyorsun ki yönetimin yaptığı plana tamam diyorsun değil mi? Evet diyorsun. Nasıl proje... plan? Stoper ya. Ne projesi? Nasıl bir proje ya, bu ya? Güvenç hocam ben bir bitireyim. Sen araya girdiğin zaman ben bitiremiyorum. Ya da tamam Zeki abi araya girdiği zaman bitiremiyorum. Ya devam et sen şimdi. Ben Tigana'dan beri Beşiktaş'ı takip ettiğim için bildiğim bir şeyler var. Onu anlatmaya çalışırım. Anlatamıyorum ama abi sayende. Buyur kardeş anlat. Ay kabahati bize buldu ya. E tabii bulurum. Valerian İsmail kabahati değil biz kabahati. Ya abi sen Valerian İsmail'e... Verim numarasını sen konuş onunla bir sorunun varsa. Ne konuşacağım varsa. Ben de? Ne sorunum var? Ben olacak? Sana diyorum ya, ki bak ben proje almadım. Diyorum sen Valerian İsmail diyorsun. Ya Valerian İsmail proje değil. Değil mi? Proje başka bir proje şey. Proje olarak getirdik dediler. Aa, ya proje. Allah Allah anlatayım. Proje genç, başka bir şey. Realist, öyle, başarıyı aç. Öyle lanse ettiler ya. Tabii tabii. Ya, bir beş ama bak Serdar olmuyor bir dakika. Abi ben anlatacaksam tamam, anlatayım. Anlatamayacaksam. Hayatım gene anlattı bir şey söyle. Proje dedin mi bunun içine teknik adam da girer transfer de girer. Ben insandan bahsetmiyorum. Nasıl proje bu? Ben şey, projeden bahsediyorum. Nedir? İşte, inşaat nedir? Mı? İnşaat ne? Projesi abi, o zaman nedir? Senin bahsettiğin. İşte, anlatayım bir tamamlasın Güven. Tamam hadi. Bir dakika bir projeyi tamamlasın. Anlat. Eğer bir daha kesersen anlatma. Peki tamam. Devam et. Bak, ben, bir daha kesersen diyorsun. Anlatma. Bir daha da peki. Kesersen senle yayın yaparken de ben çok detay girmem. Tamam peki. Sus. Heder geçerim. Tamam hadi bak, konuş ya bak hala konuşuyor. E ama kestin hep. Hadi kesmiyorum tamam. Diyorum ki proje ne? Proje üreten futbol. Bu kulüplerin borçlarını Beşiktaş kulübü dedik arkadaş. Bir tane menajer geliyor. Abi diyor menüde çorba var, kuru fasulye var, pilav var. Git kardeşim diyor. Biz bundan sonra senin önerdiğin futbolcuları değil, biz bir sistem kurmanın peşindeyiz. Doğru ama başındaki isim yanlıştı. O isim Valerian İsmail. Yanlıştı. Öbürleri de yanlıştı. E tamam seninle aynı görüşte o zaman. Ben seninle aynı görüşte ama sen dinlemiyorsun abi. Ben dinliyorum susuyorum bak, işte. Bak senden iyi avukat olur. Ne avukat olmaz. Son senendi bu hukuk okuyor zaten. Son seneydi bitiremedik. Sen okulu bitir ben avukatın olarak seninle anlaşacağım abi. Bitti mi proje? Çünkü sen adamı bitirirsin mahkemede. Ya bir dakika ben anlamadım bir şey. Bitti mi? Bitti. Ben de sana şey. Benim demek istediğim bu yani. Tamamdır. Adamla ne işin var? Ben canlıdan bahsetmiyorum. Proje dediğin zaman ilk önce başına bir adam getirirsin. Doğru. Projeyi uygulayacağım. Bravo. Evet. Getirmedin bitti senin proje zaten. Evet. Bitti. İki. Zaten sen proje ama diyorsun. Ama Mehmet Bekşi'yi o yüzden getirdiler. Tamamdır. Dur, bir dakika. Güven şimdi tamamlasın. Takımda oynayan neydi? Gitti şeye. Emirhan gitti. Rıdvan gitti. Öyle mi? Serdar Saatçi Dorukhan gitti. Serdar Saatçi gitti. İşte göndermeyeceğim onları. Nasıl gitti. Proje? Yönetim güzel Laring proje gitti. Yaptı diyorsun. Şey kaleci de gidiyordu bak. Ama bak adama... neden? Oradaki hata ne? Bunlar bizim evlatlarımız. Üç tane çocuk. İşte bir de Ersin. Dediler ki bunların kontratları bekletelim. Ya menajerleri senin evladın değil. Onların menajerleri senin evladın değil. Onların menajerleri o çocuklarla bir anlaşma yaptırıyor. Kontratların dışına çıkamaz o çocuklar. Bak ne diyorum? Önce Cenk'le anlaş. Vegors'u boş ver. Sen önce bir Cenk'le anlaş sonra Vegors'a otur. Ya sana katılıyorum. Önce Rıdvan'la anlaş. Önce Ersin'le anlaş. Bunlar senin gençlerin. Tamam da ben de sana diyorum ki bak güzel anlattın. Proje dedin de. Proje. Kağıt proje... üzerinde güzel. Ama uygulamada sıkıntı yaşıyorlar tabii. Ne yap o zaman? Proje yok demektir. Ama proje yok. Aynen öyle. Doğru söylüyor. Sen proje var diyorsun. Var diyorsun. Projeyi eleştiriyorsun. Proje yok. Yok demek ki proje. Hem de kendin anlatıyorsun. Hem var diyorsun hem. E tamam. Bak şimdi hiç yok. E tamam.
Yani çünkü hoca ya Şenol Hoca ile farklı bir sistemin oluyor. Tamam, sen şimdi bunların kafalarındaki proje var ama uygulama sıfır. Tam artık 180 zaten derece. Zaten bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Yarışmacı bir teknik adam geldi diyor artık yani şeyde Serdar. Çünkü abi, projede yarışma yok mu peki? Bak demek ki yok. Ya Delali'nin ıslıklandığı yerde taraftar projeye sabır gösteriyor. Pardon da Delali şu futbolla sen de ben de Aykut da Güvenç Hoca da ıslıklar. Kusura bakma. Ben yani de Ninni gibi ben, futbol oynuyor Ninni gibi kardeşim. Ben Delali ıslıklamayın demiyorum. İsmiyle hiç futbolcu ismiyle oynamıyor. Ben derim adamı gönderin bu eziyeti çekmesin günah adama.